Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın nerede oğlum? Günaydın. Teyzeler günaydın. Teyze. Teyze günaydın. De. Böyle açılışı Yakup'la yaptık bugün. Dolabı karıştırıyordu. Dedim ki açılış yapacağım bir türlü yapamıyorum. Başlatıyorum, geri kapatıyorum. Yakup dolabı açıyor, dolabın içindekileri döküyor. Dedim ki hadi gel dedim, videoyu açalım dedim. Gel senle konuşalım videoyu dedim. Hemen yanıma geldi. O da yani küçük fenomen oldu, bitti. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz Allah'a şükür. Sizlerin de sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Bizlerin de öyle. Ne yapıyorum ben? Güne başladık. Kahvaltımızı yaptık. Alt katın mutfak, koridor, oturma odası her yeri bir güzel süpürdüm. Aslında dün de süpürmüştüm. Dünkü videomda izlemişsinizdir zaten. Her yeri köşedik bucak süpürüp silmiştim. İnanın sabah kalktım, her yer aynı. Nasıl oluyor böyle, ben anlamıyorum gerçekten. Mesela dün öğleye kadar alt katı bir güzel süpürdüm, sildim. Köşedik bucak temizlik yaptım. Toz aldım, tuvalet, lavabo falan her yeri yıkadım, ettim. Hatta dairenin önünü, merdiven bizim, biz burası son kat olduğu için yukarıya yani çatıya çıkan merdiven falan, onları da böyle sildim. Çünkü yukarıya çıkan olmadığı için orası hani bize ait bir alan gibi oluyor. Oraları da böyle bir güzel süpürdüm, sildim, her yeri kırıl kırıl yaptım. Öğleden akşam yemeğinden sonra da üst kata çıktım. Üst katı bir güzel aynı şekilde süpürdüm, sildim. Onu videoya çekmedim. Zaten dünkü videomu izleyenler bilirler. Yani dün anlayacağınız hem alt kat hem üst kat her yeri köşedik bucak temizledim. İnanın sabah kalktım, orada burada saçlar uçuşuyor, toz uçuşuyor, bir şeyler dökülmüş. Ya diyorum ne oluyor bu eve, kim kirletiyor bu evi bu kadar? Yani ben anlamıyorum diyorum ya, dün diyorum temizledim. Dün de zaten Ali yoktu, dün gün boyu iş yerindeydi, gece geldi. Ali diyorum dün akşama kadar temizlik yaptım, bak altı üstü bütün evi her yeri köşedik bucak temizledim. Her yer oradan bir şey çıkıyor, oradan bir şey çıkıyor. Ne oluyor diyorum ya, yaptığın temizlik boşa gidiyor, hiç yapmayacaksın emniyesi diyorum. Kendi kendime söyleniyorum deminden beri. Neyse yine de tabii ki kahvaltıdan sonra mutfak mutlaka süpürülüyor. Mutfaktan beri devam ediyorum, koridor, öbür oda falan her yeri süpürdüm. Henüz kahvaltı bulaşığını yıkamadım çünkü makinede çamaşırım çıktı. O dedim fazla beklemesin, şey olur, kokuyor çünkü çamaşırlar çok çabuk kokuyor. Bilmiyorum benim makineden mi kaynaklanıyor. Bekletmediğim zamanda hemen mesela makine bitti. Yani basıyorum, böyle bir koku var, makinenin içini nasıl temizleyeceğim ben de bilmiyorum açıkçası. Limon tuzunu duymuştum. Aranızda deneyenleriniz mutlaka vardır. Doğal yöntemlerle deterjanını alalım diyoruz ve deterjan da yani biraz şey, varsa bildiğiniz fiyatı biraz uygun deterjan ya da doğal yöntemlerle, mesela limon tuzuyla diyorlar makineyi yıka diyorlar, 90 derecede makineyi çalıştır diyorlar. Güvenemiyorum da, hani bir şey olur diye de korkuyorum aslında. Ama yine de onun limon tuzunu bir gün deneyeceğim. Şimdi makineden çıktı, dediğim gibi çamaşırım çıktı. Önce şeyleri dün de yine beyaz atmıştım, bugün de beyaz attım. Dünküler kurudu, onları önce bir toplayacağım. Sonra da bugünkü yaptıklarımı toplayacağım, sereceğim. Sonra tekrar bir makinede renkli atacağım. Birikmiş sepetlerin hepsi dolmuş yani, anlayacağınız. 2-3 gün makineye çamaşır atma, 2 sepet doluyor, 2 kirli sepeti doluyor. Neyse ne yapıyoruz? Biz işimizin başına başlayalım bakalım. Güne başladık, videoya başladık. İnşallah keyifle izlersiniz.
Bir sıra atletler. Tamam mı? Önce atletleri seveceğiz. Atletler bitecek. Havluları seveceğiz. Sırasıyla. Tamam mı? Bu karışmış herhalde. Aynı şey. Tamam, ben bir silkeleyeyim, sen ser. Hadi. Aha, ser. Aynı benim serdiğim gibi. Buradan geçir. Böyle. Bir yerde sanki inşaat çalışması mı? Bir şey var herhalde. Makine sesleri falan geliyor. Bu şey de gelip yapmadı. Pijamaları mı seviyorsun kızım? Demirci demir ustamız gelip demir yapacaktı bize, böyle şey kenarına, pencere kenarına falan. O da gelip yapmadı. Pijamayı da severim. Pijamalar bitsin. Kızımla çamaşırlarımızı serdik. Beyazları atmıştım. Dün de beyazları atmıştım. Ben de diyorum ki bir makine daha renklileri atmam lazım da serecek yer kalmadı maalesef. İki tane ufak ufak askım var. Serecek yer kalmadı. Neyi kızım? Ha? Keşke bir yağmur yağsa ya. Uzun zamandan beri İskenderun'a yağmur yağmıyor. Birkaç gün önce böyle gece hafif bir böyle serpiştirdi falan. Şu ağaçlar nasıl suya ihtiyaçları var, yazık. Bir de böyle ağaçların üzeri toz dolu. Rüzgar estikçe ki burada çok rüzgar esiyor. Esinti çok yani. Hep şey toz diyorum ya, yani evi dün süpürdüm, sildim, her yer toz, toz içinde bugün. Daha 24 saat olmadı bile, düşünün yani. Dün öğleden sonra bitirdim mesela ben işi. Bugün daha öğlen. Bu kadar toz diyorum, nereden geliyor? Sonra Ali dedi ki ağaçlardan geliyor dedi. Ağaçlar toz dedi. Evet doğru, genelde de hep büyük çam ağaçları var burada. Rüzgar estikçe onların tozu. Yağmur yağsa ağaçlar da rahatlardı, biz de rahatlardık. He kızım? Kızım sen onu yatak odasına şeyin üzerine koy. Aslında hazır burada yukarıdayken ben bu yatak odasını falan buraların tozunu alayım diyordum ama yanımda toz bezi yok. Neyse aşağı inelim şimdi biz. Evet.
Yatak odasının perdelerini makineye attım. Kısa programda attım. Bol yumuşatıcılı bir şekilde. Şimdi diyeceksiniz ki senin perdelerin yeniydi, niye makineye attın? Çünkü perdenin üzerinde hani fabrika çıkışı henüz hiç suya değmediği için böyle bir sertlik, bir şeylik oluyor. O gitsin dedim. Onun için biraz kısa programa koydum. Biraz deterjan koydum tabii ki, tozu falan gitsin dedim. Bir de yumuşatıcısını da bolca koydum ki şey olsun, böyle cığıl cığıl olsun dedim. Şimdi Ali onları takıyor. Kalınları da attım tabii ki, sadece tülleri değil. Kalınları da attım. Gerçekten de bir fark oldu yani. Öbür türlü fabrika çıkışı olduğu için böyle sanki karton gibi, kağıt gibi bir tuhaf oluyor. Çekelim bakalım. Bu tarafın en sonu. Şöyle. İyi oldu. Kuruyunca açarız alttaki güneşlikleri. Yok, biraz daha şey olsun da açarız birazdan. Şu pencerenin pervazlarını da sildim, temizledim şuraları. Bir güzel bütün pencerelerin ki tertemiz, pırıl pırıl oldu valla. Şöyle açıp baktım ama böyle dokunuyorum, hiç toz yok. Ne güzel, pırıl pırıl. İki tane tül kaldı makinede, çıkmak üzere onlarda. Şimdi onları da hemen takacak Ali. İyi oldu ya. Tozu falan da gitti. Hani ben diyorum ya, dün bu evi ben hem alt katı hem üst katı sildim, süpürdüm, köşe dip bucak her yeri temizledim diye sabah kalktım her yerde bir toz var, niye böyle her yer toz olmuş diyordum ya. Ya şurada şu karşı binanın en alt katında bahçe, zemin katın bahçesi var, bahçeli olan bölümde ve hala bir şeyler yapıyorlar, şey yapmışlar, ekmek pişirmişler sabah. Ben sabah böyle çok erken saatte böyle bir oklava sesi duydum. Hani bilirsiniz ekmek yapanlar tahtanın üzerinde ekmeği açarken oklavanın bir sesi olur. Tıkı tık tıkı tık tıkı tık diye bir ses gelir oklava. Yani yapanların bir kulak aşinalığı olur. Allah'ım diyorum, sanki birisi oklavayla börek açıyor, ekmek yapıyor. Böyle bir tık 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 oklava sesi geliyor. Bu ne ya, sabah sabah dedim. Sonra Ali'ye dedim ki, ya dedim Ali, dün ben bu eve temizlik yaptım, her yer toz dedim. Ali de dedi ki, aşağıdakiler dedi ekmek yapıyorlardı dedi. Ay düşünün, bütün temizliğim boşa gitti benim. Başıma gelene bakın. Akşam dün bütün evi alt kat, üst kat her yeri temizle. Sil süpür, köşe dip bucak tertemiz yap. Komşuların ekmek yapsın o gün, ertesi günü sabaha. Bütün şey, ateşin dumanı falan evin içine, işte toz falan şey girmiş. Ateşin şeyi girer. Çıkan külümsü kül gibi böyle uçuşur. Yerlerde falan hep şey vardı. Şimdi geri sildim yerleri vallahi. Hem şu pencere pervazlarını sildim. Ondan sonra da yerleri sildim. Ne yapalım? Başa gelen, başımıza gelen bu. Temizlik yap, tertemiz yap evi. Sonra şey olsun. Yaptığın temizlik boşa gitsin. Ay, ışığı açacağım diye kapatıyorum. Şimdi tekrardan yıkayayım bu bezleri ben. Aylin de babasına yardım ediyor. Düştüm annem, topla şey. Baktınlar. Ne derler buna? Kornişlerin sonuna takılıyor ya perde çıkmasın diye. Onları veriyor babasına. Al sen bak, baban yenilerini takıyor. Tekrar perdeler çıktı, onları takıyor. Sen git babana yardım et. Bu arada buraların da tozunu aldım bir güzel. Karşı şeylerin falan. Burada parfümlerimiz vardı. Parfümlerin hepsini kaldırdım. Dolabın içine koydum. Çünkü Yakup gelip gelip parfüm sıkıyor. Evin her yeri parfüm kokuyor. Bu çocuk saç taramayı çok seviyor.
Parfüm sıkmayı çok seviyor. El kremi sürmeyi çok seviyor. El kremini kaldırmadım. Ona pek yetişemiyor fazla. Şunu alıyor sürekli mesela. Şu kol altı losyonu var ya, bunu alıyor kolumun altına sür diyor. Allah'ım ne alem bir çocuk, anlamıyorum ya. Bu oğlan çok şey olacak, süse püse düşkün olacak galiba. Aha öğlen ettik, ezan okunuyor. Aziz Allah şifasını ya Resulallah. En son iki perde kaldı demiştik. Onları da Ali çıkmış getirdi. Ben burada yerleri falan silerken o makineden çıkarmış getirdi. Onları da taktı. Yatak odasının bütün perdelerini yıkamış olduk. Tertemiz pırıl pırıl oldu. Şöyle iyi oldu. Burada artık işim bitti. Biraz katlanacak çamaşırlarım var. Onları katlayacağım artık oturup. Şimdi mutfağa indim. Mutfağımı temizlemiştim zaten. Bulaşık makinemi boşalttım. Sabah kahvaltıdan sonra boş şeyleri de, bulaşıkları da elimde yıkadım. Şunu koyacağım. O yüzden elimde yıkadım bulaşıkları. Bunu koyacağım. Bint Aktivit'in bulaşık makine temizleyicisi. Şöyle şeyini çıkaralım. Kapağını çıkardık. Şekilde ters bir şekilde koyuyoruz ve makinamızı kapatıyoruz 65 derecede. Bismillahirrahmanirrahim. Makinamız da bir temizlensin. Bulaşık makinamın içi bir güzel temizlensin. Bunu çöpe atayım. Çamaşır makinesi içinde limon tuzu koyacağım. Aylin, gelsene bir kızım. Gel bir dakika anne. Oy bir yukarı bir aşağı, yoruldu kızım. Sabahtan beri babasına yardım ediyor. Bunları yukarıdaki banyoya koyar mısın? Şeyin üzerine, lavabonun üzerine koy. Ben ona bir yer ayarlarım, tamam mı anne? Hadi akıllı kızım benim. Oh. Elimde yıkadığım elbiselerini de Aylin'e vermiştim. Git dedim küçük balkona ser dedim. Benim güzel kızım sermiş buraya ama bunlar kurumaya başlamış. Kuruyunca bunlar uçuşur. Bir tanesini de oraya sarmış. Kurumuş neredeyse. Aferin benim kızıma. Şöyle 2-3 dakika daha dursun da ondan sonra alırım. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. İsterdim ki elimde çay ya da kahve fincanıyla sizlerle yine sohbet ederek veda etmek isterdim. Ama işlerim o kadar çok ki bu videoyu sonlandırayım, yeni bir video başlatayım dedim. İnşallah keyifli izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.